Gençler selamlar, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlar, TYT Matematik kampımızın 9. haftasındayız. 9. haftada işleyeceğimiz konu ise fonksiyon olacak. Sevgili arkadaşlarım, ekranda da gördüğünüz gibi. Şimdi, fonksiyonları sevgili gençler, 2 part videosunu çekeceğiz. 2 bölümde anlatacağız. 2 bölümde anlattıktan sonra da arkasına 3 tane testi var arkadaşlar. Testlerin çözümleri yarın yapılacak. Aklınızda bulunsun, haberiniz olsun. Bir de sevgili arkadaşlar, bugün bu fonksiyon konularını işledikten sonra şunu yapmanı istiyorum. Tekrardan videoyu izledin, bilgileri benimle beraber yazdın, soruları benimle beraber çözdün. Bunları yaptıktan sonra lütfen sizden ricam, tekrar edin arkadaşlarım. Yani bugün içerisinde ister yatmadan olur, isterseniz videoyu izledikten 2-3 saat sonra olur, hiç fark etmez. Sadece tekrar edin. Benim anlattıklarımı, çözdüğüm soruları siz de tekrardan çözmeye çalışın arkadaşlarım. Tamam mı? Yani yanınıza bir tane kağıt alın. O kağıdı çözüm kısmına kapatın. Çözmeye çalışın. Bakalım tekrardan çözebiliyor musunuz? Her şey aklınıza kalmış mı? Güzel bir kontrol edin. Çünkü fonksiyon bizim için inanılmaz önemli gençler. Tamam. Şimdi abone olduysanız ve videoyu beğendiyseniz videomuza geçelim. A ve B boş olmayan iki küme. Önce tanımını yapacağız arkadaşlar. Fonksiyonun tanımını yapacağız. İki tane boş olmayan küme lazım bize. Şöyle iki tane küme olsun. A ve B dediğine göre de bir tanesinin ismine A diyelim. Ötekinin ismine de B diyelim gençler. Tamam mı? Ve hatta biraz da şöyle yaklaşalım. Tanımı adım adım işleyelim buraya. A kümesinin her bir elemanını B kümesinin bir ve yalnız bir elemanıyla işleyen A'dan B'ye bir f bağıntısına, A'dan B'ye fonksiyon denir. Şimdi arkadaşlar şöyle, buradaki bir elemanı karşıda sadece bir elemana işleyecek. Yani ben size şöyle göstereyim. Bu tarafta 4 eleman olsun, burada da 3 tane eleman olsun, tamam mı? Götürdük, örnek veriyorum, şu elemanı buradan bir tanesine eşledik. Şu elemanı götürdüm, şununla işledim. Bu elemanı da götürdüm, şununla işledim. Şimdi arkadaşlar, A kümesinin her bir elemanını diyordu. Evet, her bir elemanına bu eşlemeyi yaptırdık. B kümesinin bir ve yalnız bir elemanına diyordu. Evet, buradaki her bir eleman B kümesindeki sadece bir elemanla işleşti arkadaşlar. İşte bu bağıntıya biz A'dan B'ye bir f fonksiyonu diyoruz. Tamam mı? Burada gençler, A kümesi bizim için bu fonksiyonumuzun tanım kümesidir. Tamam. B kümesi arkadaşlar değer kümesidir. B kümesi değer kümesi. Bir de sevgili arkadaşlar, buradaki ayrımı iyi yapın. Çünkü bazen bu iki ismi birbirine karıştırabiliyorsunuz. Değer kümesi mi, görüntü kümesi mi? Bunlar birbirinden farklı kavramlar. Şimdi bakın, sadece A'daki elemanların karşıda gittiği bir küme var. Bir elemanlar topluluğu var. O da arkadaşlarım şurası. İşte şuradaki kümeye gençler biz görüntü kümesi diyoruz. Hani şöyle düşünün. Bunların karşı taraftaki görüntüleri, tamam mı? Yansımaları, görüntüleri diyoruz. Görüntü kümesi. Şimdi bu tanımı bir de şöyle kendimizce farklı kelimelerle ifade edelim. İki tane küme var. Bunlar ikisi de boş değil. A kümesinde bu eşlemelerde açıkta hiçbir eleman kalmayacak ki gördüğünüz gibi 3 tane eleman vardı. 3'ünü de bir yere götürdük. B kümesinde 4 tane eleman vardı. Bunların sadece 3'üne gidildi. Bir tanesi açıkta kaldı. B kümesinde açıkta eleman kalması veya kalmaması bizim için hiç problem değil. Kalsa da olur, kalmasa da olur. Ama önemli olan şey, A kümesinde açıkta eleman kalmayacak. Ve A kümesindeki her bir eleman B kümesindeki bir ve yalnız bir elemanla eşleşecek. İşte bu şartlar altında biz bu şekilde tanımlanan bir f bağıntısına fonksiyon diyeceğiz arkadaşlar. Bunu Mustafa Yağcı Hoca şu şekilde anlatmıştı. Güzel de anlatmış. Akılda da kalıcı. Sizin de istifade etmenizi istiyorum. A kümesinde yağmurda ıslanan insanlar olsun. Yağmurda ıslanan insanlar. Yağmurda kalan insanlar diyelim. Yağmurda ıslanan demeyelim de yağmurda kalan insanlar diyelim. Tamam. B kümesi de sevgili arkadaşlar oteller kümesi. Şimdi biz bu yağmurda kalan insanları çeşitli otellere yerleştirmek istiyoruz ki yağmurda ıslanmasınlar. Amaç hiçbir insanın yağmurda ıslanmaması.
her bir insanı bir otele yerleştirmemiz gerekiyor. Bazı oteller iş yapmayabilir. Bazı oteller iş yapmayabilir. Dolayısıyla arkadaşlarım 3 tane otel iş yapmış. Oteller kümesinde sadece şu kısım oluştu. İşte burası görüntü kümesi. İş yapan, o gece para kazanan oteller görüntü kümesi diyoruz. Tüm otellerin olduğu kümeye değer kümesi. Ve yağmurda ıslanmak üzere olan insanların kümesi de tanım kümesi diyoruz. Buradan şunları çıkarabiliriz. Bakın şunları şöyle sildim. Her bir insan toplanıp aynı otele de gidebilir. Bu da bir fonksiyon mudur hocam? Evet, fonksiyondur. Çünkü A kümesindeki her bir eleman B kümesinde sadece bir elemana gitmiş. Burada istenmeyen şeylerden bir tanesi mesela şudur. Şu elemanın, bu insanın hem şu otelde hem de bu otelde kalması imkansızdır. Aynı anda bir insan iki farklı otelde kalamaz ama bir otel aynı anda birden fazla insanı misafir edebilir. Dolayısıyla bu yasak, sadece bir insan bir otele gidebilir. Ama her insan, bütün insanlar aynı otellere gidebilir ve bir otel birden farklı elemana ev sahipliği yapabilir. Bunda sıkıntımız yok arkadaşlar. Bu bir fonksiyondur ama şu bir fonksiyon olmaz. Mesela bu buna, bu buna, bu buna gitti. Bu bir de buna gitsin. Bu fonksiyon olmaz arkadaşlar. Çünkü bir eleman burada birden fazla elemana gidemez. Bakın şuradaki ifadeyi iyi okuyun. B kümesinin bir ve yalnız bir elemanıyla eşleyen A'dan B'ye bir F bağıntısına A'dan B'ye fonksiyon denilmişti. Buradan da bu şekilde bir hikayeyle de aklınızda bunu tutabilirsiniz. Mustafa Hoca'ya tekrardan teşekkürler. Fonksiyonda görüntü bulma. Şimdi fonksiyonda biz görüntüyü nasıl bulacağız arkadaşlar? Kuralı verilen bir fonksiyonda, fx biçimindeki bir fonksiyonda tanım kümesine seçilen bir elemanın görüntüsünü bulmak için o eleman x yerine yazılır diyoruz arkadaşlar. X yerine yazılır diyoruz. Şimdi aşağıdaki örneğe bakalım. Fx eşittir x küp eksi x kare fonksiyonu için f eksi 2 kaçtır? Şimdi fx buysa bakın x'leri alıyormuş, önce küpünü alıp sonra karesini alıp bir de farkını alıyormuş. O zaman eksi 2 için de aynı şeyi yapacak. Yani f eksi 2, x gördüğün yere eksi 2 yazarsan eksi 2'nin küpü eksi eksi 2'nin karesi diyoruz arkadaşlar. Eksi 2'nin küpü eksi 8'dir. Eksi 2'nin karesi 4'tür. Bir de önünde eksi vardı. Eksi 8 eksi 4 daha kaç yapar? Eksi 12 yapar. Cevap bu. Ha, bunun haricinde fx eğer ki, bakın tekrardan yazıyorum, fx eşittir x küp eksi x kare ise ve senden fa istendiyse, o zaman bu da a küp eksi a karedir. Veyahut senden bu şekilde tek bir ifade de istenmemiş olabilir. Tek terimli bir ifade istenmemiş de olabilir. Örnek veriyorum, fx artı 1 istenmiştir. O zaman sen x gördüğün yere, şuradaki x gördüğün yere x artı 1 yazacaksın. Şuradakiler de dahil. O halde bu ne olur? X artı 1'in küpü eksi x artı 1'in karesi olur diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Yani senden ne isteniyorsa onu yapacaksın. Sen buraya ne yazıldıysa onu götürüp x gördüğün yere yazacaksın. Bu şekilde de sevgili arkadaşlar fonksiyonda görüntüleri bulabilirsiniz. İkinci örneğimize bakalım. Reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir f fonksiyonumuz var bizim. X kare eksi 2 x artı 5 kuralıyla verilmiş. F1 kaçtır diye sorulmuş. F1 için x gördüğümüz yere 1 yazacağız. Yani 1'in karesi eksi 2 kere 1 artı 5 diyeceğiz. Bu da 1 eksi 2 artı 5 yapar. Bu da 4'ün ta kendisidir. F1 4'müş arkadaşlar. Ve ikinci sorumuza baktığımızda F1'in 4 olduğunu zaten bulmuştuk. Eksi var önünde. F2'yi bulmamız gerekiyor bir de. Hadi F2'yi de bulalım şurada. F2 eşittir. Bakın 2'nin karesi 4. Eksi 2 kere 2. Eksi 4. Artı bir de neyimiz var? 5. Eksi 4 ile artı 5 birbirini götürürse burada 5 kalır. 5'ten 4'ü çıkarırsanız da cevap 1 olur. C şıkkına bakalım. Fx artı 1 fonksiyonun kuralını bulunuz demiş. Yani arkadaşlar az önce bahsettiğim gibi x gördüğümüz yere bu sefer x artı 1'leri yazacağız. X artı 1'in karesi. Eksi 2 çarpı x artı 1 ve artı 5 diyoruz. İster böyle bırakın, isterseniz de şuradaki ifadeyi açabilirsiniz. X artı 1'in karesi x kare artı 2x artı 1'di. Eksi 2 içeri dağıtın. Eksi 2x eksi 2 ve artı 5'imiz var arkadaşlar. Bu şekilde bakın x kare, şunu kullandım. 2x de eksi 2x birbirini götürür. 1'den 2'yi çıkardınız. Eksi 1, 5 daha artı 4 yapar. Demek ki fx artı 1 fonksiyonumuz da bizim neymiş? X kare artı 4'müş diyebiliriz. Fx kareden fx'i çıkar, bu farkı bul demiş bize. Fx kare için ne yapmamız gerekiyor? Gençler, x gördüğümüz yere x kare yazacağız. X karenin karesi x üzeri 4'tür. Eksi 2 tane x kare ve artı 5'imiz var. Bir de fx fonksiyonunu zaten biliyorduk. Bu da x kare, zaten kuralın kendisi. Eksi 2x artı 5.
Bundan bunu çıkar demiş. Yani bundan bunu çıkarırsak arkadaşlar x üzeri 4 eksi 2x kare eksi x kare, bakın eksi x kare daha eksi 3x kare. Daha sonrasında şurası eksiydi, artı 2x dedim. 5'ten de 5 çıktı, zaten 0 kaldı. Dolayısıyla cevabımız x üzeri 4 eksi 3x kare artı 2x olacak diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar devam edelim 3. örneğimizde. Reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir fonksiyonumuz var. Ve bu fonksiyon 2x kare eksi ax artı 10 kuralıyla verilmiş. F2'nin de bize ne olduğu bilgisi verilmiş. Fa kaçtır? Burada önceliğimiz a'nın ne olduğunu bulmak. Peki a'yı nasıl bulurum? Kuralı biliyoruz ya arkadaşlar. Fx'imiz neydi? 2x kare eksi ax artı 10'du. Şimdi bize f2 verilmiş. O zaman ben f2'yi bir de kendi yol yordamımla bulayım. 2 çarpı 2'nin karesi 4 eksi 2 kere a'dan 2a artı bir de 10'umuz var. Ve bu kaça eşitmiş arkadaşlar f2? 6'ya eşitmiş. Bakın 2 kere 4 8 yapar. 8 10 daha 18'dir. 18 eksi 2a eşittir 6 ise buradaki 2a dediğimiz şey tabii ki 12 olmak zorunda. Çünkü 18'den 12 çıkarsa 6 kalır. 2a eşittir 12 ise a kaçmış arkadaşlar? 6'ymış. A'yı bulduk. Bizden istenen şey fa'ydı. Fa isteniyorsa, yani f6 isteniyor aslında bakarsanız. F6'yı bulmak için de f fonksiyonunda sevgili arkadaşlarım x gördüğümüz yere tabii ki ne yazmamız gerekiyormuş? 6 yazmamız gerekiyormuş. F6 eşittir 2 çarpı 6'nın karesi 36 eksi. Bakın a 6'ydı. X gördüğümüz yere de 6 yazıyorduk. 6 kere 6'dan 36 geldi. Ve artı neyimiz var arkadaşlar? 10'umuz var. 2 tane 36'dan bir tane 36'yı çıkarırsanız 36 kalır. Artı bir de 10 derseniz doğru cevabınız ne olacaktır? 46 olacaktır. Doğru cevap buydu sevgili gençler. 169. sayfamızı da bitirdiğimize göre geçtik 170. sayfamıza, 4. örneğimize. Reel sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonu her x reel sayısı için a bir tam sayı olmak üzere fx x eksi a olarak tanımlanmış arkadaşlar. Bunun kuralı, kuralımız bu. Ve x'ler arkadaşlarım a ve a artı 1 kapalı aralığındaymış. A ile a artı 1 kapalı aralığında biçimde tanımlanıyor. Buna göre şu toplam nedir diye sorulmuş. Bakın şimdi şuradaki x var ya, bu x'i biz ardışık iki tam sayı arasına sıkıştırmamız gerekiyor. Mesela buradaki 2 arkadaşlar 2 ile 3 kapalı aralığında bir elemandır. 8 bölü 3 de aynı şekilde 2 küsürü bir sayı olduğu için yine 2 ile 3 kapalı aralığındadır. Ve 19 bölü 6, 19'u 6'ya bölerseniz 3 küsür bir sayı bulursunuz. Dolayısıyla 3 ile 4 aralığındadır diyeceğiz. Şimdi buna göre, buna göre ve buna göre diyelim ve devam edelim. Arkadaşlarım kuralımız neydi? Fx eşittir x eksi a'ydı. Değil mi? A'lar burada ne? Bunun a'sı bu, bunun a'sı bu, bunun a'sı da bu. Şimdi o halde f2 eşittir. Bakın 2'yi burada yerine yazıyorum. Bunun a'sı da 2 idi. 2 eksi 2'den ne geldi? 0. F 8 bölü 3 eşittir. X gördüğüm yere 8 bölü 3 yazıyorum. A gördüğüm yere 2 yazıyorum. 8 bölü 3'ten 2'yi çıkarırsanız, yani 8 bölü 3'ten 6 bölü 3'ü çıkarırsanız 2 bölü 3 gelecektir. Ve F 19 bölü 6'ya bakıyoruz arkadaşlar. Bu da 19 bölü 6 eksi a'sı kaç bunun? 3. Yani 19 bölü 6'dan 18 bölü 6'yı çıkarırsanız 1 bölü 6 kalacaktır. Bana demiş ki F2'yi, F8 bölü 3'ü ve F19 bölü 6'yı topla demiş. Yani 0'ı, 2 bölü 3'ü ve 1 bölü 6'yı toplamam gerekiyor benim. Bunları toplarsanız da 0'ı görmezden gelebilirsiniz. 2 bölü 3 ile 1 bölü 6'nın toplamı, şunu 2 ile genişletecek olursanız 5 bölü 6 yapacaktır. Cevabımız buymuş sevgili gençler. Tamam, güzel soruydu. Devam ediyorum 5. sorumla. Şimdi bu tarz sorular için dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz kurnazlıkla daha sade ve daha şık bir şekilde çözebilirsiniz soruları. F2x kare artı 6x eksi 4 x kare artı 3x eksi 9'a eşit olduğuna göre f10 değeri kaçtır diye soruluyor. Öncelikle sevgili arkadaşlar f2x kare artı 6x eksi 4 ifadesini bu tarz sorularda şunu yapın. İçerideki ifadeye benzer bir şey üretin sağ tarafta. Yani kuralında, bunun kuralında içerideki ifadeye benzer bir şey üretin. Nasıl bir şey üretebiliriz? Bakın şunu 2 ile çarpalım arkadaşlar, şöyle. Bir de sonra tekrar 2'ye böleriz. 2 ile çarpıp 2'ye bölelim ki aynı şey gelsin. Tamam mı? 2 ile çarparsanız 2x kare artı 6x eksi 18 yapacaktır. Tamam mı?
ve tekrar 2'ye bölerseniz de hiçbir şey değişmemiş olacak. Yine şuradaki ifadeyi elde etmiş olursunuz. Bakın. Yine şu ifadeyi elde edersiniz. Hiçbir şey değişmez, tamam mı? Kaybedecek hiçbir şeyiniz olmaz. Peki 2 ile çarptım, 2'ye böldüm. İçerideki ifadeye benzedi mi? 2x kare artı 6x. 2x kare artı 6x birazcık benzedi. Benzemeyen yeri neresi? Şurası bakın. O yüzden şu eksi 18 kısmı değil mi? Dolayısıyla bu eksi 18'i ben buradan kaldırayım. Bakın buranın eksi 18 olması şart. Yoksa soruyu değiştirmiş oluruz. Soruyu değiştirmek istemiyoruz. Soruyu değiştirirsek o zaman kafamıza göre cevap bulmuş oluruz. Bunu yapmıyoruz. Bize ne lazım arkadaşlar? Eksi 4 lazım. O zaman yazalım eksi 4. Madem öyle eksi 4 lazımsa eksi 4 yazalım. Ama eksi 18 olması gerekiyordu. Madem öyle yanına bir eksi 14 daha eklesek olmaz mı? Valla olur. Niye olmasın? Çünkü eksi 4 ile eksi 14'ün toplamda bize neyi verir? Eksi 18'i verir. Çok güzel. Şu an arkadaşlar başlangıçtaki ifadeyi birazcık değiştirdik. Fakat işlem olarak değiştirdik. Yani kendisini değiştirmedik ifadenin. Dolayısıyla başarılıyız. Doğru devam ediyoruz. Peki şimdi şuna tekrar geri dönüş yapalım. 2x kare artı 6x eksi 4. 2x kare eksi artı 6x eksi 4 arkadaşlar. Bunların ikisi aynı değil mi? Ben buna a dersem şurası da a olur mu? Vallahi mis gibi olur. O halde aslında f a neye eşitmiş? A eksi 14 bölü 2'ye eşitmiş. Madem öyle bana f 10 sorulmamış mı? F 10 sorulduysa a gördüğünüz yere onu yapıştırırsınız arkadaşlar. 10 eksi 14 bölü 2 dersiniz. Bu da 10'dan 14'ü çıkardığınız eksi 4 bölü 2'den cevap ne gelir? Eksi 2'nin ta kendisi gelir. Cevap buydu diyebiliriz. Görmesi aslına bakarsanız çok basit. Sadece bu tarz sorularda arka arkaya şöyle 10-15 tane çözerseniz bir daha asla bu sorularda hata yapmazsınız. Şimdi fonksiyon sayısı demişiz. Fonksiyon sayısıyla alakalı biraz yorum yapalım ve bir bilgi verelim. Şimdi A kümesi M elemanlı, B kümesi de N elemanlı olmak üzere A'dan B'ye kaç tane fonksiyon tanımlanabilir? N üzeri M tane, yani SB üzeri SA tane fonksiyon tanımlanabilir. Şimdi bunun sebebini açıklamak gerekiyor. Formülü verip öyle kaçmaca olmaz. Bunun sebebini açıklayalım arkadaşlar. Şöyle diyelim. Mesela bir A kümemiz, bir B kümemiz var. A kümesinde 4 tane eleman olsun. B kümesinde de 2 tane eleman olsun. Tamam, ya da 3 tane eleman olsun. Şimdi A kümesinde 4, B kümesinde 3 eleman var. SA eşittir 4 yazalım. SB eşittir 3 yazalım. Şimdi gençler, buradan amaç neydi? A kümesindeki bütün elemanları B kümesinde bir ve yalnız bir elemana eşlemekti. Şimdi o zaman biz A kümesinden şu elemanı tutalım. Diyelim ki sen karşıda hangi elemanlara gitmek istersin? Kaç elemana gidebilirsin? O eleman arkadaşlar karşıda birbirinden farklı 3 elemana gidebilir. Çarpı. Şuna sorarsak o da 3 elemana gidebilir. Şuna sorarsak o da 3 elemana. Bu da sorarsak o da 3 elemana gidebilir. Dolayısıyla da 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 bize neyi verir? 3 üzeri 4'ü. Yani SB üzeri SA'yı verir. İşte formül buradan geliyor. N üzeri M ya da SB üzeri SA. Şunun eleman sayısının kuvvetine bunu yazıyorsunuz arkadaşlarım. Ve bu şekilde A'dan B'ye kaç tane fonksiyon üretildiğini görüyorsunuz. Bakın unutmayın. Şu oku silelim. Algıda seçicilik olmasın sonra. Fonksiyon A'dan B'ye tanımlıyorsanız B, SB üzeri SA. Buradan buraya tanımlıyorsanız o zaman tam tersi SA üzeri SB diyeceksiniz. Tamam. Anlaşıldı mı? Güzel. Şimdi 170. sayfamızın sağ üst tarafına bir bakalım gençler. Bize demiş ki örnek 6'da şu kısmı da şöyle kaldırıp atalım. Gençler bize diyor ki A kümesi ABC elemanlarından oluşmuş. B kümesi de 1, 2, 3, 4 elemanlarından oluşmuş. A'dan B'ye kaç farklı fonksiyon tanımlanabilir? Bakın A'dan B'ye diyorsa biz ne diyorduk? SB üzeri SA diyorduk. Dolayısıyla SB kaç arkadaşlar? 4. SA kaç? O da 3. 4 üzeri 3'ten kaç gelecek cevap? 64 gelecek. Bu 1. A'nın cevabı bu. Bir de B'nin cevabına bakalım. A'dan B'ye FA eşittir 4 şartını sağlayan. Şimdi güzel kardeşim bak. A ve B kümelerini şöyle Venn şeması üzerinde gösterelim de sen de daha iyi anla bu soruyu. Bu A, bu B kümesi. Burada A diye, burada B diye, burada C diye bir elemanım var. Burada da 1, 2, 3, 4 elemanlarım var. Ve diyor ki bize başlangıç şartı vermiş bir tane, ne? FA eşittir 4 demiş. Yani ben A'nın 4'e gittiğini zaten biliyorum.
A'yı başka bir yere götürmeme gerek yok. Tamam mı? Şimdi o zaman geriye hangi eleman kaldı? B. B'ye sorduk. Karşıda kaç tane otele gidebilirsin? O da dedi ki 4 tane otelden birine gidebilirim. Çarpı. C'ye sorduk. O da aynı cevabı verecek mecburen. 4 çarpı 4'ten cevabımız ne olacak arkadaşlar? 16 olacak diyebiliriz. Vallahi mükemmel anlattım. Tamam, sen de mükemmel anladıysan o zaman yolumuza devam edelim. Fonksiyonlarda 4 işlem. Şimdi fonksiyonlarda 4 işlem çok böyle önemsizmiş gibi es geçilip gidilebilir ama bence gayet önemli bir konu. Neden önemli? Çünkü sevgili arkadaşlarım, burada es geçilebilen, öğrenciler tarafından es geçilebilen bir nokta var. Bu nokta arkadaşlarım, şimdi göreceksiniz şunlar. Bakın burada A kesişim B'ler fink atıyor. Bu ne demek, ona bakacağız. Şimdi F fonksiyonu A'dan reel sayılara, G fonksiyonu da B kümesinden reel sayılara tanımlanmış bir fonksiyonsa, bu fonksiyonların toplamı A kesişim B kümesinden reel sayılara tanımlıdır. Sonuç olarak ikisinin ortak elemanlarından seçmemiz lazım. Bu fonksiyonları biz birleştiriyorsak, bu fonksiyonları biz bir işleme tabi tutuyorsak, her iki fonksiyonda da olan elemanlarla yapmamız lazım bunu. Her iki fonksiyonun tanım kümesinde olan elemanlar ne demek? Tanım kümelerinin kesişimi demektir. Dolayısıyla A kesişim B diyoruz her işlemde. Çarpımlarında da aynı, bölümlerinde de aynı. Yalnız burada tek bir sıkıntı var. G'nin sıfır olmaması gerekiyor. Ayrıyeten bir fonksiyonu şu şekilde toplayıp çıkarmak demek, aslına bakarsanız fx artı veya eksi gx ile eşdeğerdir. İki fonksiyonu f çarpı gx diyorsanız fx ile gx'in çarpımıdır aslında. Bölüyorsanız da aynı şekilde fx bölü gx'tir arkadaşlar. Tabii gx sıfırdan farklı olmak şartıyla diyoruz. 171. sayfamıza geçtik. Örnek 7. 1, 2, 3, 4 elemanlarından oluşuyor A kümesi. Ve f fonksiyonu da G fonksiyonu da A'dan reel sayılara tanımlı. F fonksiyonunun ve G fonksiyonunun sevgili arkadaşlarım bize elemanlarını vermiş. Şimdi diyor ki bu biçimde bir veriliyor. Buna göre F artı G1. Bu ne demek arkadaşlar? F1 artı G1 demek aslına bakarsanız. Şimdi F1'e bakıyoruz. 1'i nereye götürmüş? F 4'e götürmüş. Artı G'ye bakıyorsunuz. 1'i nereye götürmüş? Eksi 3'e götürmüş. O zaman 4 ile 3, eksi 3'ü toplarsanız doğru cevap 1 olacaktır deriz. Bu 1. İkincisi, 3F eksi G2 demek ne demek? Bakın dikkat edin, benle beraber siz de yazın. Bunları şaşırmayın. 3 tane F diyor ya, 3 tane F2 eksi G2 demek arkadaşlar. F2 nereye gitmiş? 2'yi 5'e götürmüş. Yani şurası ne arkadaşlar? 5. O halde 3 kere 5'ten 15 diyorsunuz. Eksi G fonksiyonu 2'yi nereye götürmüş? Eksi 4'e götürmüş. Eksi 4'e buraya yazıyorsunuz. 15 eksi eksi 4'ten ne gelir cevap? 19 gelir diyebiliriz. Devam ediyorum C şıkkıyla. C şıkkında F kare çarpı G3, yani F'in karesinde 3 çarpı G3 sorulmuş arkadaşlar bize. F3 nereye gitmiş ona bakacağız yukarıdan. F3 arkadaşlarım bakın 3'ü 1'e götürmüş. Dolayısıyla burası 1 ise 1'in karesinden 1 gelir. Eşittir 1 çarpı. G3, 3 nereye gitmiş? 0'a gitmiş. Dolayısıyla 1 kere 0'dan cevap ne olacaktır? 0 olacaktır. Ve son olarak 4 çarpı F bölü G4. Yani bu ne demek? 4 tane F4'ün G4'e oranı demek. Şimdi F4'e bakalım arkadaşlar. Nereye gitmiş? F de 4, 0'a gitmiş. Artık gerisine bakmamıza gerek yok. Çünkü 4 tane 0 bölü G4. Onu da yazalım hadi. G4 de 5'e gitmiş. Yani alt kısımda 5 olacak. 4 kere 0 0. 0 bölü 5'ten cevabımız ne olacak? 0 olacak sevgili arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi fonksiyonlarda 4 işlemi. Dikey doğru testi. Şimdi dikey doğru testi diye bir şey var fonksiyonlarda. Daha önce duymuşsunuzdur. Duymayanlar da ilk defa şimdi dinleyecekler. Dikkatli bir şekilde dinleyin arkadaşlar. Verilen bir grafiğin eğer bir fonksiyona ait olup olmadığını anlayabilmek adına biz fonksiyonun demeyelim de o grafiğe sevgili arkadaşlar, verilen grafiğe biz y eksenine paralel doğrular çiziyoruz. Tamam mı? Çizilen bu doğrular grafiği sevgili gençler sadece tek bir noktada kesiyorsa verilen grafik bir fonksiyona aittir. Aksi halde fonksiyon grafiği olamaz arkadaşlar. Tamam. Bakın ne dedik?
y eksenine paralel yani x eksenine dik olan böyle dikey dikey doğrular çiziyoruz. Bir noktada kestiysek eğer sadece bir noktada kestiysek bu verilen grafik bir fonksiyonun grafiğidir diyoruz. Aksi halde grafiğe baktınız bu bir fonksiyon belirtmez deyip atacaksınız kenara. Anlaştık. Şimdi alt kısımdaki örneklere bir bakalım. Aşağıda verilen grafikleri yorumlayalım demiş bakın. Biz o zaman ne yapıyoruz? Dikey doğru testine başvuruyoruz. Mesela şuna ben doğrularımı çektim arkadaşlar. Y ekseni de bir doğrudur aslında. Şöyle çektik. Bakıyorsunuz bir noktada kesmiş. Bir noktada, bir noktada, bir nokta, bir nokta, bir nokta. O zaman bu nedir arkadaşlar? Bir fonksiyona ait olabilir. Bir fonksiyona aittir diyeceğiz. Şuna bakıyoruz. Çektik, 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 çektik. Arkadaşlar neresinden çekerseniz çekin. Ne oluyor? Sadece ama sadece bir noktada kesiyor. Bir noktada kestiği için de bu da bir fonksiyona aittir. Yani f bir fonksiyondur, g bir fonksiyondur. Devam edelim. Bir çektim arkadaşlar buradan. İlk çektiğim doğruda daha bir iki noktada kesti. O zaman bu bir fonksiyon değildir. Bu bir fonksiyondur ama bu değildir. Şuna bakıyorsunuz. Kesti, kesti, kesti. Tek nokta, tek nokta, tek nokta. O zaman t'ye bir fonksiyondur demeyeceksin işte. Öyle atlamayacağız. Neden? Çünkü arkadaşlar bu kısmı iyi dinleyin. Çok da soyut bir kavram değil aslında ama genelde öğrenciler bunu dinlerken veya bunu kafasında böyle özümserken biraz zorlanıyor. O yüzden dikkat edin. Bakın ben şu tam şuradaki dikey kırmızı çizgi var ya. Ben ona şu şekilde bir doğru çekersem biraz yanına çektim ki görün. Bakın bunlar sonsuz tane noktada kesişiyorlar arkadaşlar. Yani bak şöyle göstereyim ben sana. Şurada kesişti. Burada kesişti. Burada, 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 burada. Yani kaç tane noktada kesti bu çizdiğim doğru buradaki kırmızı grafiği sonsuz tane noktada keser. Ben diyordum ki sadece bir noktada kessin. Benim sonsuz tane noktaya ikiye bile tahammülüm yok benim. Sonsuz tane nokta nasıl bozsun? Dolayısıyla arkadaşlarım bu T grafiği de bir fonksiyonun grafiği maalesef niye maalesef diyorsam üzüldüm T'nin fonksiyon olamamasına fonksiyon grafiği değildir diyoruz sevgili arkadaşlarım. Dikey doğru testinden bahsediyorsak dikey doğrular çiziyorsan sadece bir noktada kesecek kesiyorsa fonksiyon kesmiyorsa değil. Tamam bir de yatay doğru testimiz var. Çünkü karıştırmayın birbirine diye bu şekilde üstüne basa basa altını çize çize söylüyorum. Grafik üzerinde tanım ve görüntü kümesinin incelenmesi diyelim. Herhangi bir grafik verildiyse sana ve sen bu grafikle bahsedilen fonksiyonun tanım kümesini veya görüntü kümesini bulmak istiyorsan şunu yapıyorsun. X ekseninde bu grafiğin kullandığı ilk sayıya bakıyorsun ve son sayıya bakıyorsun. Arada da gözden kaçırdığın bir yerler olmasın. Ona da dikkat et. Birazdan örnekte göreceğiz. O zaman bizim tanım kümemiz x1'den tüm x2'ye kadar olan bütün reel sayıları bu fonksiyon kullandığı için x1 ile x2 kapalı aralığı diyorsun. Eğer şurası şöyle içi dolu olmamış olsaydı biz şunu köşeli değil de bu şekilde çizerdik. Eğer burası boş olmuş olsaydı bunu da böyle çizerdik. Bu dolu bu boşsa şöyle çizerdik. Bu boş bu doluysa şöyle çizerdik. Tamam mı? Umarım aklında kalmıştır. Görüntü kümesi de bu sefer y ekseninde bakıyorsunuz. Y ekseninde bakın y2'den y1'e kadar bütün reel sayılar kullanıldığı için y2'den y1'e kadar olan tüm reel sayılardır diyoruz. Hocam y1 virgül y2 olması gerekmiyor mu? Hayır bu da y2 daha küçük y1 daha büyük. Zaten y2 negatif y1 pozitif. Dolayısıyla arkadaşlarım görüntü kümesi bu, tanım kümesi de budur diyeceksiniz. Buna herhangi bir değer kümesi değer biçmek istiyorsan ona diyelim tüm reel sayılar diyebilirsin. Ona sıkıntı yok. Değer kümesi tüm reel sayılar diyebilirsin. Bunun akarı yok, kokarı yok. Ama görüntü kümesi dediğimiz şey sadece değer kümesinin bir alt kümesidir ve sadece ama sadece tanım kümesindeki elemanların gittiği yerlerdir görüntü kümesi. Onların görüntüleridir adı üstünde görüntü diyoruz. Tamam. Devam. 9. örneğimiz. Bunun tanım kümesini ve görüntü kümesini bul demiş. Şimdi bize bulalım. Bakın alınabilecek ilk eleman -6 ama o da dahil değil. Dolayısıyla -6'yı şöyle çizdim. Virgülü koydum. Son eleman da 6. Onu da yazdım. 6 dahil olduğu için böyle yapıyorum. Bakın 6'nın içi dolu. Bu mudur? Hayır bu değil. Neden biliyor musunuz? Çünkü x ekseninde kullanılmayan bir eleman var bakın burada. Ne? Bak buradaki -2 alamamış.
Dolayısıyla ben neyi çıkaracağım? Eksi 2'yi çıkaracağım. Hocam o zaman şuradaki 0'ı da çıkaralım. Çünkü 0 da almamış. Hayır. Bakın 0'ın bir karşılığı var arkadaşlar burada. 8'e gitmiş. Dolayısıyla 0'ı burada çıkarmanız ayıp olur, hata olur. Dolayısıyla ben sadece eksi 2'yi bu kümenin içerisinden çıkarıp benim tanım kümem budur diyebilirim. Mesela bu tanım kümesi kaç elemanlıdır? Bu tanım kümesi sonsuz elemanlıdır. Çünkü eksi 6 ile 6 arasında sonsuz tane reel sayı var. Sen bu sonsuz tane reel sayıdan eksi 2'yi çıkarman demek onun sonsuzluğundan bir şey eksiltmez. Tamam mı? Yani öyle bir dünya yok. Görüntü kümesi. Görüntü kümesi de sevgili arkadaşlarım y eksenine bakacağız demiştik. Şu kısmı şöyle silelim. Şimdi y ekseni üzerinde bakacak olursanız da ilk alınabilecek eleman eksi 7 fakat onun da içi boş olduğu için eksi 7'den başladım. İçi açık bir şekilde bölü, bölü diyorum virgül. Nereye kadar gideceğim? 8'e kadar, 8 dolu. Şimdi burada alınamayacak bir eleman var mı? Hocam işte vardı, bakın eksi 2 az önce almamıştık, yine almayacağız. Hayır, alacağız. Neden? Çünkü 0 özür diliyorum, eksi 2 derken yani 0'a karşılık eksi 2'ye gidiyor. 0 alamayız dersek olmaz. Niye? Çünkü 0 burada, bunun karşılığı burası var, burası var, burası var. Olmaz yani. 0'ı buradan çıkarman demek şunların da içini boşaltman demek olur. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Başka var mı? Hocam şurası var dersen burası da yine görüntüsü bakın burada var. Yani karşılığı var. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar burada çıkarmamız gerektiren başka hiçbir durum yok. Benim görüntü kümem eksi 7 ile 8 yarı açık aralığıdır diyeceğim. 172. sayfamın sağ üst tarafına doğru geçtim. Birim fonksiyon. Şimdi fonksiyon çeşitlerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Birim fonksiyon, sabit fonksiyon, sıfır fonksiyon, doğrusal fonksiyon diye gideceğiz. Birebir fonksiyon, örtem fonksiyon, içine fonksiyon, bunların hepsini göreceğiz. Fonksiyon çeşitleri için bir sonraki videomuzda o zaman sizle beraber takılalım. Güzel bir ders yapalım arkadaşlar. Sonraki videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.